Hanımlar beyler, gördüğünüz gibi Buse Hanım yerini aldı. Nasılsınız? İyiyim, heyecanlıyım. Öyle görünüyorsunuz. Evet, amaç eğlenmek. Evet. Kendimi o yüzden sakinleştirmeye çalışıyorum şu an. Çok güzel, bana ihtiyacınız yok yani. Var, her zaman var şu an. Normalde de heyecanlı biri misiniz? Aslında hayır, soğukkanlı bir insanım. Ya. Bu gibi şeylerde biraz heyecanlanıyorum. Daha önce katıldınız mı hiç yarışmaya? Katılmadım. Ben aslında radyo televizyon mezunuyum. Evet. Kendi mesleğimi yapmıyorum. Neden? Yani şöyle, buraya farklı bir iş dalında iş bulayarak geldim. Hmm, İstanbul'a? İstanbul'a aynen. Ha. Öyle de devam ettim. Eşimle beraber çalışıyoruz zaten. Aa, aha. Çok iyi. Eşiniz ne iş yapıyor? O makine mühendisi. Hmm. Kendi şirketimiz. İşlerimizi yürütüyoruz. Güzel, zaten işiniz var. Evet. Harikulade. Buraya yalnız mı geldiniz? Yalnız geldim. Şantiyeye gittim maalesef. Onunla gelecektim aslında. Bir dahaki onunla beklemiyor. Gelirsiniz. Evet. İddialı mısınız? Açıkçası iddialıyım. Bazı stratejilerim var ama olacağını çok sanmıyorum. Stratejileriniz var. Vardı. Doğaçlama ilerleyeceğim şu an. Burası gerçekten izlenilen gibi olmuyor. Stratejiniz neydi? Onu söyleyin de bari ekran başındakilere belki faydası olur. Yani aslında olacağını çok sanmıyorum. İşte her soruda bir harf alırım. Süremi ona göre ayarlarım gibi. Aynen. Sanmıyorum. Heyecan verici bir stratejiymiş. Kimin aklına gelirdi ki bu insan? Formül gibi formül be. doğaçlama gelişecek. Evet. Bence de öyle. Ben şimdi hadi başlayalım diye çığırdıktan sonra laps diye soruyu söylüyorlar. O yüzden ben size hemen ilk sorunun şeyi var mı? Dört harfli. Tamam, kolay. Bir şey olmaz. Hazırsanız. Tamam, hazırım. Hanımlar beyler hadi başlayalım o zaman. İlk sorumuz geldi bile. Halk ağzında aha, ahacık sözleriyle de ifade edilen bir ünlem. İşte. Bravo. Doğru cevap. Ahacık. Ya aramızda ahacık diye bir şey duyan var mı? Yani ben aha, aha ben de diyorum zaten ama ahacık duydunuz mu daha önce? Hiç duymadım ben. Ben de duymadım. Bu editörümüz Allah bilir nerede yaşıyor. Efendim ikinci dört harfli sorumuz Arapça kökenli ve kriminal bir soru. Ahacık şöyle. Hukuki sonuç doğuracak bir suç işleyen kimse. Harf alayım. Verelim. Fail. Fail doğru cevap. Harikulade 5 harfli ilk sorunuz efendim konfetili bir soru geliyor. Buyursunlar. Doğum günü, bekarlığa veda, yılbaşı gibi nedenlerle düzenlenen eğlencelerin ortak adı. Parti. Parti doğru cevap. Yüreğinize iniyordu. Evet. Bir an aklınıza gelmeyecek diye mi korktunuz? Kesinlikle ondan korkuyorum. Kısmet diyor. Diğer beş harfliye geçiyoruz. Yine inanır mısınız? Arapça kökenli. Sorusu da ahacık şöyle. Evet. Şömen tablodan nevresime bol miktarda dantel içeren, çoğunlukla kız çocukları için hazırlanan eşyalar toplu. Çeyiz. Hakikaten ya. Çeyiz doğru cevap. Sevgili izleyenler, gerçekten buraya yani bilgiliyim diye gelip kafasız çıkacağım ama şömen tabla ne ya? Garip. Garip mi? Oyuncuyu o da bilmiyor. Yanıltmak şömen için. Şömen tabla bilen var mı? Sehpa veya yemek masasının üstüne örtülen örtü. Bilin artık bunları da çocuklar. Güncel adı runner sanırım onun. Güncel adı runner. Alt harflere geçiyoruz. Hadi geliyor sorusu. Hadi gelsin. Birçok kişinin karıştığı gürültülü patırtılı kavga. Patırtı. Arbede. Arbede doğru cevap. Buse Hanım her soruyu bildikten sonra bir nefes veriyor gerçekten. Bayılmadan tamamlarsak çok harika olacak. Altı harfli ikinci sorumuz Türkçe. Sorusu da şöyle. Bir şeyi tutup sıkıştırmaya yarayan kerpeten pense gibi araçların işlevini anlatan ortak adı. Harf alayım. Harf verelim. Bir harf daha alacağım. Bir harf daha veriyoruz. Ya böyle evrak mevrak tuttururuz. Ataç gibi. Gibi bir şey ama onun... bir harf daha alacağım. Bir harf daha veriyoruz. Kıskaç. Kıskaç doğru. Harika.
dilimin ucunda ama asla çıkmıyor. Aynen, yapacak bir şey yok işte. Olmayınca olmuyor Buse Hanım. Evet, önümüzdeki maçlara. Önümüzdeki maçlara bakacağız ki daha bayağı bir maç var. 7 harfli ilk sorunuzu soracağım. Gelsin. Aynen. Oldu mu, anlaştık mı anlamında kullanılan bir soru sözü. Tamam mı? Evet, tamam mı doğru cevap. Yarışmanın yarısına geldik Buse Hanım. 3300 puandasınız. 2.42'de süreniz var. Tamam, kaç harf aldık şu ana kadar? 4. 4, okey. İyi mi? İyi benim için şimdilik. Hayır, yani kafanızda planladığınıza göre mi gidiyoruz diye merak ederek sordum. Yani gibi, evet. Şimdi siz bütün soruları bilirseniz 9400 puan alabilirsiniz. Deyimli sorulardan çok korkuyorum. Deyimli sorular niye? Yani şey, birden fazla cevabı oluyor. Ha. İnsanın aklına gelmeyebiliyor çoğu zaman. Çok doğru söylediniz. Göreceğiz. Ben yardımcı olmaya çalışacağım. Hiç merak etmeyin. Tamam. Hiç bana ihtiyacınız olmadı bu arada. Efendim 7 harfli ikinci sorunuz geliyor. İngilizce kökenli ama biz zaten öylesin. Kullanıyoruz. Hı hı. Öyle sevdiğimiz bir kelime. Buyursunlar. Ciltteki ölü derilerin temizlenmesi amacıyla üst derinin özel işlemlerle soyulmasına verilen orijinal isim. Peeling. Peeling doğru cevap. Efendim 8 harflilere geçtik. Tamam. Buyursunlar. Çocuk dilinde köpek. Hani küçük köpeklere denir. Küçük köpeklere denir. Fino, fin, fin. Seslenirken denir. Küçük köpeklere denir. Harf alayım. Verelim. Kedilere mesela pisi pisi deniyor. Köpeklere de... Gel... Kuçu kuçu. Kuçu kuçu diyoruz. Gayet iyi gidiyorsunuz. Hiç gerçekten bir problem yok. Çok kolay aslında ama insanın aklına gelmeyince gelmiyor o an. Efendim 8 harfli diğer kelimemiz geliyor. Kovmak, savmak anlamlarında Arapça Türkçe karması bir birleşik kelime. Astar var mı? Var. Savuşmak. Yıkıl karşımdan dediğinde böyle. Sonra odadan onu... Def etmek. Vallahi bravo. Tebrik ederim. Ne güzel de bildiniz. Acayip de iyi gidiyoruz. Maşallah diyor ve 9 harfli ilk kelimenizi soruyoruz. Fransızca kökenli. Sorusu da şöyle. Yenileştirilmiş, çağcıl duruma getirilmiş anlamındaki Fransızca kökenli. Revizyon. Aa, 8 harfli o. Harf aynen. Almıştım ben. Harf mı almıştın? Harf almıştım. Harf almıştım diyor. Verin isterseniz bir harf almışım. Güncellemek değil. Yani çağdaş ne demek? Çağdaş. Uygar. Ya ve Fransızca kökenlisi onun. Ben çok... o çok... Yani şey değil de... eski değil de daha... Yeni... İşte çıkmıyor. O, işte gelmeyince gelmedi. Of. Teknoloji. Modernize efendim. Yine üzgün alkış. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Modernizasyon yaparız işlere falan. Evet. Yani işte o söyledik oldu sonunda. Evet, nazar gerçekten değdi. Nazar değdi. Yani bozmuyoruz moralleri. Moralleri bozmuyoruz çünkü daha 3 sorumuz var. Kapı gibi de puanımız, süremiz ve harflerimiz var. Tamam. Efendim ikinci 9 harfli sözcüğümüz 2 kelimeden oluşuyor ve naftalin kokuyor. Şöyle sorusu. Çoğu okulda geçmişte kalan, üzerine tebeşirle yazı yazılan tahsil tabelası. Kara tahta. Kara tahta doğru cevap. Harika. 10 harflilere geçtik. Son iki soru. Evet, 2 kelimeden oluşuyor. İlk 10 harfli sözcüğümüz. Sorusu da şu şekilde. Siz hemen bileceksiniz. Yaklaşık 3,5 gram ağırlığındaki 22 ayar ziynet eşyası. Altın. Ama. Pırla. Yo. Nasıl altın? Beyaz altın. Peki ben sizin düğüne gelsem size nasıl altın takarım? Çeyrek altın. Ben çeyrek mi takarım Buse Hanım?
tam altın. Tam takarım da ben işte ben tam takarım. İşte sizin yakın arkadaşınız da tam takmasın işte. Ne taksın? Çeyrek taksın. Bir yukarısını taksın. Yarım altın taksın. Ne taksın? Yarım altın evet. taksın. Daha nasıl anlatabilirim yani? Tamam. Oldu. Sonu bildik ama. Ne yaptık ettik bildik sevgili izleyenler. Efendim 10 harfli bir diğer ve son sorum. Bunu harf almadan bilirsem kaç puanla bitiriyorum? 7600. Peki. Soru biraz uzun. Tamam. O yüzden iyi dinlemeye çalışın. Hemen bileceksiniz çünkü. Tamam. İşte sorusu. Eski bir ölçü biriminden yola çıkarak amaçsız geniş adımlarla dolaşmak anlamında kullanılan mecazi söz. Eski bir ölçü biriminden yola çıkarak. Evet arşınlamak. O. Arşınlamak. Evet arşınlamak doğru cevap. Gerçekten Buse Hanım beni de gaza getirdiniz. Ben de hırs yaptım bildireceğiz diye size. Helal olsun 7600 puan aldınız. Tamam. Sizce nasıl bir puan? Benim için tahminimce daha az geldi. Modernize beni mahvetti. Artık arkadaşların 53 saniyede arttırdınız bu arada. Evet. Onu bir şey yapmayayım. Yani hani zaman da arttırdınız. Hı-hı. O yüzden belki o sizi biraz öne geçirir. Peki korktuğunuz bir yarışmacı var mı? Açıkçası herkes iyi insanlar. Arkadaşlarla sohbet ettik. Korktuğum yok yani. Bakacağız şans işi biraz daha. İyi insanlar dedim. Harikulade Buse Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz.